Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Muhsin Bey. Buyurun efendim. Bilal Bey buyurun. Evet, hocama iki sorum olacak. Buyurun. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Hocam, eşimizle beraber sigara içiyoruz. Biz sigarayı bırakma kararı aldık. Ondan sonra eşimin sigara içinden şüpheleniyorum ve ona içme, hani içersen benden boşsun diye talak verdim hocam. Bir nikah düşer mi? İkinci sorum ise eşimle evlenmeden önce biliyorsunuz bu nikah meselelerinde şey var. Mihir olarak ona 4 gram 4 bilezik yani 40 gram mihir verdik. Yani sözlü olarak verdik. Evet. 40 gramın üstüne kıydık ama dedik ki 4 bilezik 20 gramın üzerine kıydık ama 40 gram senindir dedik ama babam onu eşime vermedi. Hani senin nikahın 20 gram üzerine kıyılmıştır ama talak nikah kıyılırken 4 bilezik de senin demiştir. Babam bunu ona vermedi. Şimdi mehirde adı konan şey nedir onu bir bilelim. Yani mehirde babasından biz şey aldık. Hani babası eşim o zaman orada olmadı. Tamam. Babası bize şey verdi. Ne belirlediniz? Mehir olarak ne belirlediniz? Ben kendi ağzımla 4 bilezik onundur dedim. Ama 20 gramın üzerine kıyıldı. Ama babam da dedi ki kendi babam 20 gram üzerine kıyıldığı için ben size 2 bilezik vereceğim sadece diye gönderdi. Şimdi buna razı değil. İşte 4 bilezik var. Sonra 40 gram, 20 gram değişiyor. Adı bir türlü konamamış bunun ya. Şimdi o evet. Mehir söz olarak mehir işi dura dursun hele bir. Tamam mehir dursun diyor. İlk soruya gelelim. Ben şunu bir sorayım hocam tekrar. Evet. Şimdi diyorsunuz ki eşimle sigarayı bırakmak için birbirimize söz verdik. Evet. Ne zaman söz verdiniz? Ne kadar zaman önce? Yani yaklaşık bir sene kadar oldu. Siz bir senedir sigara kullanmıyorsunuz. Evet ben de bıraktım o da bıraktı ama ben onun içtiğinden şüpheleniyorum ve bir paket sigarayla yakaladım. Eşinizin gizli sigara içtiğini kullandığını düşünüyorsunuz. Evet, siz, ama, de dediniz ki, siz de dediniz ki şayet sen sigara içersen benden boş ol dediniz. Öyle evet mi? Öyle dedim. Benden evet. Boşsunuz dedim. Yani bu bağlayıcı olur mu? Efendim bu o da şey yapmış. O da içmiş. Bu boş ol demiş. Eğer sen sigara içersen sen benden boş ol demiş. Beyefendi öyle demiş. İpin birini koparmış. İçiyorsa şayet şüpheleniyorum diyor. Ama gelin bu talak meselesi, nikah meselesi son derece her konuya alet ciddi etmeyelim. Bir meseledir. Evet. Yani olur olmaz her ya. Şimdi mesele sigaradan vazgeçelim. Sigaradan vazgeçelim derken nikahın ne alakası var bu işte? Evlilikten olacaklar. Yani bu niye üzerine vurgu yapıyorum? Beyefendi gibi yapan çok oluyor da ondan. Yani bu iş aile yuvası kutsaldır. Sakız gibi ağza alıp çiğnenmelidir bu iş yani. Evet ailemiz çok önemlidir. Yani çocuk oyuncağı gibi hemen. Bu işin şakası da ciddi. Şakası da ciddisi ciddi, de ciddi. Ciddisi de ciddi. Evet. Yani bir insan Muhsin Bey, yani şakalayın ben gavur oldum dese gavur olur yahu. Bu böyle değil. Bu kadar net. Bu kadar basit değil yani. Boşama işi de öyledir. Öyleyse bunu son derece aklımla, fikrimle düşünerek karar vermeliyim. Böyle hemen ağzımdan pat diye çık. Böyle olmaz yani. Geri dönüşü olmuyor hocam. Öyle evet, olmaz. Boşanma konusunda evet. Özellikle evet. Hani bazı şeylerin geri dönüşü oluyor ağızdan çıkınca ama boşanma konusu öyle değil. Hocam hassasiyetle bunun üzerine yani duruyor. Şimdi bundan, bir bağı gitmiştir diyorsunuz. Bir kere o sigaradan vazgeçmeleri evet. O takdire şayan bir şeydir. Tebrik ediyoruz. İki, ama nikahları devam ediyor ama bu tekerrür etmemeli. Evet, beyefendi duydunuz hocamızı. Bu evet, tekerrür hocam. Etmesin dediniz diyor hocam. Bir de siz de zaten hani şüpheleniyorum dediniz. Gözünüzle görmediniz değil mi? İçtiğimi. Yani gözümle içtiğini görmedim. Sadece sigarayla hani paketi gördüm. Yok. Evet. Öyleyse devam. Hiçbir şey yok. Evet. Selamet. Tamam. Zan üzerine bina kurulmaz. Ama buna şart koşmanın da gereği yoktu. Eşiniz izliyor mu şu anda bizi? Tamam. Evet izliyor. Evet. Tamam içmedim diyorsa zaten onun sözüne problem inanacağız. Evet, eşiniz ne diyor? İçmedim mi diyor şu anda? İçmiyorum i̇çmedim mu diyor? İçmedim diyor ama sigara var ortada bir paket. Evet.
Cenab-ı Hak onun... Atın o zaman, o evde durmasın ikrah, artık, atın onu da. Değil mi yani? Evet. Yok edin evet, o zaman orada. Evet, eşinizin sözü önemli olan o. Eşiniz içmedim diyorsa size doğruyu söylüyordur, inanalım. Peki ikinci soruya gelelim tekrar. Şimdi diyorsunuz ki mehirde, bak ben şimdi not almışım. 4 bilezik konuşulmuş, 40 gram altın konuşulmuş, sonra 20 gram altın. Bunun hangisi hocam nikahta geçerli? Yani o konuda bir şüphe varsa, babam böyle dedi, kayınpederim böyle dedi, bir ihtilaf var ise mehri misil esas alınır. Mehri misil ne? O tarihlerde, o yöredeki kızlara ne veriliyordu? Diyelim ki 100 gram altın veriliyordu. Ha, demek ki bu hanımın mehri de budur diye karar vermek lazım. Mehri misili esas almak lazım. O bölgede, o durumdaki hanımlar için mesela amesinin kızı var, teyzesinin kızı var. Onlar nasıl olduydu? Onların mehri ne olduydu? Birkaç tanesini bir araya getirip örnek alınca kendisininki de meydana çıkar. Var mı sorunuz beyefendi? Yok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O yöreninki de 4 ile 5 bilezik arasıymış. 4 ile 5 bilezik arasıymış. Mehri misil dediğiniz husus evet, hocam. O zamanlar 4 ile 5 bilezikmiş. Evet, öyle olunca şimdi buna bir karar vermeli. Evet. Ama 4 ama 5 bilezik hanımefendinin hakkıdır. Oluyor. İsterse hakkıdır, alır. Eşinin durumu müsaitse o da verir. Yok, bağışlamak isterse bağışlar. Almayabilir ama hakkıdır. Ama hakkı. Erkeğin vermesi bu, icap eder. Kesin bilmek lazım. Hanımın hakkıdır bu. Hakkıdır. Onun malıdır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Eşinize saygılar.